Evet, merhabalar. Bu videoda EBA canlı derste bazı özelliklerin nasıl kullanılacağı ile ilgili bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu gördüğümüz zaten ilk ekranımız. Burada şu aşağıda herkesin sesini kapat, herkesin sesini aç bölümü var. Herkesin sesini kapat dediğimiz zaman katılımcılara seslerini açmasına izin ver seçiliyse biz evet dediğimiz zaman çocuklar yine seslerini açabilecekler. Çocuklar seslerinizi açar mısınız? Teşekkür ederim. Gördüğümüz gibi öğrencilerimiz yine seslerini açabildiler. Fakat ben herkesin sesini kapat deyip şu bastığım zaman, bu izni kaldırdığım zaman, evet dediğim zaman, çocuklar şimdi seslerinizi açar mısınız? Bekliyorum. Açamayacaksınız. Açamıyorsunuz. Evet. Şu an gördüğünüz gibi çocuklar seslerini açamıyorlar. Tekrar gösterelim. Herkesin sesini kapat bölümüne bastığım zaman şuradaki izni verdiğimde eğer ki bu seçiliyse ve evet'e bastığımız zaman çocuklar şu an seslerini açabiliyorlar. Çocuklar tekrar sesinizi açabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ben tekrar kapatıyorum ve sesinizi açamayacaksınız. Kapatıyorum. Bu izni kaldırıyorum. Evet dediğim zaman çocuklar seslerini açamıyorlar. Buradan da tekrar herkesin sesini açabiliyoruz. Şu tarafa geldiğim zaman şurada bazı şeyler görüyorsunuz. Katılımcıları derslere sesleri kapalı al. Katılımcılara seslerini açma izni ver. Katılımcıların isimlerini değiştirebilmelerine izin ver. Giriş çıkışlarda sesli uyar. Ders girişleri kapat. Bu derse girişleri kapatmıyoruz zaten. Derslere açık kalacak. Şurası da seçili olabilir. Şurası seçili olabilir. Bu özellikle izin ver bölümü seçili olursa seçelim. Gördüğünüz gibi katılımcıların isimlerini değiştirmene izin ver. Şimdi ben çocukların sesini tekrar açacağım. Çocuklar isminizi değiştirebilir misiniz? Oradan isim değiştirmeyi biliyor musunuz? Çok güzel bir şey Evet. yapacağım. Mesela biriniz adını değiştirebilir mi? Mesela Gamze adını noter Cevdet Altun yapar mısın? Hocam ben ne yapayım? Sen de noter Cevdet Altun yap. Tamam. Bekliyorum. Kendi adımı yapmayayım mı hocam? Noter Cevdet Altun yap ya da istediğin herhangi bir şey yaz. Tamam. Evet, bekliyorum. Hocam emoji koyabilir miyim adıma? İstediğini yap. Çabuk yap Tamam hocam. yalnız. Tamam hocam. Güzel bir kral. Evet, hala bekliyorum. Acele ederim Hocam bir biraz. dakika. Gördüğünüz gibi çocuklar isimlerini değiştirdiler. Noter Cevdet Altun yaptı. Şimdi ben bu izni kaldıracağım. Katılımcı ismini değiştirmenin izinleri kaldıracağım. Çocuklar şimdi değiştirmek için bir bakın ne çıkacak. Değiştirebiliyor musunuz? Hayır. Evet, burada Hayır. ne yaptık? Hocam ben değiştiremedim Bir şey olmaz tamam. Şuradan izni kaldırdığımız zaman gördüğünüz gibi katılımcının ismini değiştirme izni kaldırdığımız zaman çocuklar isimlerini artık değiştiremiyorlar. Bakın tekrar gösteriyorum. Şurada şuraya bastığımız zaman buradaki tik seçili değilse çocuklar isimlerini değiştiremiyorlar. Yine buradaki seslerini açmalarına izin ver. Bu seçili ise görüyorsunuz seslerini açmalarına izin vermiş oluyoruz. Yine kaldırdığımız zaman çocuklar seslerini açamıyorlar. Bu şekilde isim değiştirme ve ses açma ile ilgili bölümler bunlar. Şimdi bu sefer ekran paylaşımı yapacağız. Ekran paylaşımı için de şuraya geliyoruz. Ekran paylaşım bölümü. Bastığımız zaman screen yazan yere bastığımızda biz masa üstümüzdeki bölüm. Evet, çocukların seslerini kapatalım. Evet. Şurada gördüğünüz gibi masaüstü ekranımız paylaşıldı buradan. Buradan mesela herhangi bir dersi, herhangi bir
dosyayı açıp istediğimiz şekilde bunu çocuklara izletebiliyoruz. Eğer ki burada şurada bilgisayardan bir video paylaşmışsak biz bilgisayardaki ses çocuklara gitmeyebilir. Şimdi eğer herhangi bir şekilde bir video paylaşmışsak şuradan bilgisayarın sesi açık kalsın bölümüne bastığımız zaman bilgisayardaki o videonun sesi çocuklara gitmeye başlar. Yoksa bu seçildiyse bilgisayardaki ses video çocuklara ulaşmayabilir. Şimdi yine çocukların sesini açalım. Evet çocuklar, şimdi ekranı çizer misiniz? Çizin istediğiniz çizim şekilde. Hocam, çizelim hocam. Çizin. Güzel güzel çizin ekranı. Evet şu an bazı çocuklar dersimizi sabote ediyor ve ders çizimleri yapıyorlar. Çok güzel, şahane çizimler. Silin, çok güzel bir şey yapacağım. Silin çok. Hepiniz. Şimdi dur. Şimdi ben ne yapacağım? Buradan bakın, işaretleyenlerin, bakın şuraya geldim. İşaretleyenin adını göstere bastığım zaman kim burada çiziyorsa, bakın şu an Hıdır çizdi mesela. Şu an Noter Cevdet ismi olan arkadaşımız çizdi. Bunu yapabiliyoruz ya da şuradan katılımcıların işaretlemesine izin vermeye bastığımız zaman artık çocuklar çizim yapabilir misiniz? Hayır hocam, yapamayız. Evet, yapamıyorsunuz. Çünkü sizin izninizi kaldırdım. Tekrar bakın şuradan katılımcıların işaretlemesine izin ver bölümüne bastığım zaman çocuklar tekrar hadi çizim bakalım yapabiliyorlar. Çocuklar çizim yapar mısınız? Hocam ben yanlışlıkla çıktım bir dakika. Çizelim. Eskileri silelim. Çizim yaptığınızı görebilmek için. Evet, temizledik. Şimdi tekrar çizin çocuklar. Şu an bakın ne güzel çocuklar çiziyor. Bakın. Şimdi ben tekrar şuraya geliyorum. Bakın üstte şuraya geliyorum. Şu 3 nokta fazlası bölüme olan yerde katılımcıların işaretlemesine izin vermeye bastığım andan itibaren artık çocuklar hiçbir şekilde ekranda bir çizim yapamayacaklar. Görüyorsunuz. Evet artık çocuklar. Çocuklar çizim yapabiliyor musunuz? Yapamıyorlar. Evet. Bunun dışında şuradan başka mesela burada hoparlör bağladığınız zaman buradan hoparlörü de seçebilirsiniz. Veya sistem varsayalını seçtiğiniz zaman zaten mevcut hoparlörden sesler gelecektir. Ya da bir Bluetooth hoparlör eklediğiniz zaman yine buradan onu seçip o hoparlörden sesin geldiğini görebileceksiniz. Bunun dışında başka bir şey var mı? Hocam öbür arkadaşlarımız neden yok? Olmasınlar zaten. Bunu tanıtım amaçlı çekiyorum. Birazdan dersi sonlandıracağım. Hocam 18-20'ye şurada kadar değil değil mi hocam? Değil, yok yok değil. Birazdan hocam tamamlayacağım. Soru almıyorum. Birazdan soru alacağım. Bir saniye. Şu an bir şey sormayın. Şurada tamam hocam. Şuradan ekran paylaşımını durdurabiliyoruz. Şuradan tekrar devam ettirebiliyoruz. Şuradan ekran paylaşımını kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bakın şurada ekran paylaşımında eğer sizde şurası seçiliyse çocuklar da kendi ekranlarını paylaşabilirler. Şurası. Eğer seçili değilse çocuklar kendi ekranlarını paylaşamazlar. Eğer ki bir çocuğun ekran paylaştığını görürseniz demek ki bakın şuraya geliyorsunuz. Buradan birden fazla kişi aynı anda ekran paylaşabilir. Seçili olmaması lazım. Onu görüyorsunuz. Tek bir kişi ekran paylaşabilir. Sadece bu şekilde seçiliyse sadece siz ekran paylaşımı yapıyorsunuz. Ola ki bir çocuk dersten çıkarılması gerekti. Şuraya geliyorsunuz. Ekranda şuraya. Şuna basıyorsunuz. Veya mesela en son yapılan söylenen şeyde bir öğrenciyi yönetici yardımcı yönetici yapın diye. Mesela ben Hıdır arkadaşımızı yardımcı yönetici yapıyorum. Eğer ki ola ki bir dersten kopma durumunda Hıdır arkadaşımız öğretmen derse girene kadar arkadaşlarına yöneticilik yapacak. Bunu veya şuradan yetkisini tekrar kaldırabiliyoruz gördüğünüz gibi. Ya da bir öğrenciyi dersten çıkarmak istediğimiz zaman şuradan dersten çıkara bastığımız zaman öğrencimizi dersten çıkartabiliyoruz. Veya görüntüsünü açmak istiyorsak şuradan görüntüsünü açmasını iste. Tabii öğrenciye istek gidiyor. Öğrenci kabul ederse görüntü açılıyor ki genelde
zaten Milli Eğitim'in söylediği görüntülerin kameraların kapalı olması gerektiği. Bunun dışında başka bir şey aklıma gelmiyor. Bakın tekrar buradan görüyorsunuz. Başka bir şey var mı? Buradan şu ekranı şu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Kullanıcıları yönet bölümünde. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan tüm öğrencilerin görüntüsünü şu şekilde görmek istediğiniz zaman buradan görebiliyorsunuz. Ki genelde şöyledir. Konuşan kişinin görüntüsü ön tarafa gelir. Yani şuraya konuşan kişinin adı gelecektir. Ekranı görüntüsü gelecektir. Bunun dışında kendi görüntünüzü şuradan durdurabiliyorsunuz. Kendi ekran görüntüsünü tekrar şuradan başlatabiliyorsunuz. Ya benim şu an için burada söyleyebileceklerim bu kadar. Tekrar başka bir sorunuz olursa bana her şekilde ulaşabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi dersler diliyorum.